Rui Çenet kanalında video editör olarak çalıştım. 15 ay kadar Rui Çenet kanalına hizmet ettim. Bir süre sonra da yaklaşık 1-2 sene sonra da şunu anladım. Aa. Sinan Bey merhaba. Hemen sohbete geçmeden izleyicilere küçük bir açıklama yapayım. Bugün çok kral bir kurgu uzmanıyla Sinan Ergin ile birlikteyiz. Bizi misafir etti ve video prodüksiyonu hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu videoda bulabileceksiniz. Sinan Ergin'in değerli kanalı video açıklamalarında ve sabitlenmiş linkte olacak. Tekrardan hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Ben sizi tanıyorum ama bizleri yeni keşfedenler olabilir. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ben Sinan Ergin. 1982 Almanya doğumluyum. Çocukluğum Almanya'da geçti aslında. Yaklaşık 15 yaşıma kadar Almanya'da yaşadım. Sonrasında Türkiye'ye taşındık ailemle birlikte. Ailem Konya'da yaşıyor. Ben yaklaşık 20 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a geliş sebebim aslında üniversite kazanmış olmamdı. Bundan yaklaşık 20 yıl önce Marmara Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı bölümünü kazanmıştım. Ancak daha ikinci sınıfa geçmeden part time bir iş bulmuştum. Hem para kazanayım hem de okulumu okuyayım, aileme yük olmayayım diyerekten. Çağrı merkezinde Almanca dili üzerine müşteri temsilciliği yaptım. Hem para kazandım hem okulumu bitirmeye çalıştım. Tabi çalışırken okul arka plana düştü ve okul bitmedi. Okulu bıraktım bir yerden sonra ve tamamen işe odaklandım. Uzun yıllar sonra yaklaşık 7-8 yıl sonra diyelim çağrı merkezi sektöründen sıkılmaya başlamıştım açıkçası verdikleri maaş çok iyi değildi. Çok da zaman isteyen bir şeydi. Yani günün 10 saati iş yerine o yüzden kendi kendime dedim ki ya senin seveceğin bir iş yapman lazım. Çocukluğumdan beri sinemaya karşı, filmlere karşı bir merakım vardır. Hani sadece izleyici gözüyle izlemek değil de ya bu filmler nasıl yapılıyor, efektleri nasıl veriyorlar, geçiş sahneleri nasıl yapılıyor vesaire. Çocukluğumdan beri gelen böyle bir merak var. Yanlış hatırlamıyorsam 2009-2010 senesi civarında Premiere Pro ile tanıştım. Ve o zamanki şartlarda YouTube kanallarından Premiere Pro Pro'yu iyi kötü öğrenmeye çalıştım. Tabi beraberinde Photoshop, Illustrator, After Effects vesaire de eklendi zamanla. Derken bu merak 2017 senesine kadar devam etti ama bu uygulamalar üzerinden para kazanmıyorum. Hobi olarak onun bunun videolarını yapıyorum mesela. Her hafta oynadığımız halı saha maçı vardı hiç unutmam. Maç sonu fotoğraflar çekilirdi ve bana verilirdi. Bana denilirdi ki ya bunları güzelce bir video montaj haline getir ve bir ana olsun vesaire. 2017 yılında YouTube'da bir çocuk kanalı açtım. After Effects'te eğitici videolar paylaşmaya başladım. İşte sayıları öğretiyorum, şekilleri öğretiyorum vesaire. Tamamen çocuklara hitap eden bir kanaldı. Ve tamamen animasyondan oluşuyordu. Bu kanal kısa sürede çok güzel tuttu. Çok güzel bir yere geldi. Ve çok da güzel para kazandırdı. Çok güzel para kazandırınca ben çağrı merkezi sektöründen istifa ettim. Ve kendimi tamamen YouTube'a verdim. Benim hikayem aslında buralarda başlıyor. Çocuk kanalını açtıktan yaklaşık bir bir yıl sonra da Rui Çenet kanalıyla çalışma imkanım oldu. Rui Çenet kanalında video editör olarak çalıştım. Yaklaşık 15 ay kadar Rui Çenet kanalına hizmet ettim. Sonrasında freelance devam etmeye karar verdim. İlk etapta tamamen edit üzerinden yani YouTube kanallarının veya Instagram hesaplarının videolarını montajlayarak bunun üzerinden para kazanıyordum. Bir süre sonra da yaklaşık 1-2 sene sonra da şunu anladım. Ben Edit yapmaktan ziyade insanlara bu işin nasıl yapıldığını anlatmaktan daha çok keyif alıyorum. Bu yüzden edit yapmak yerine eğitim vermeyi daha uygun gördüm ve insanlara özel ders vermeye başladım. Benim için eğitim vermek inanılmaz keyifli bir şey. İnsanlara yardımcı olmak, insanlara bir şeyler öğretmek, yol göstermek bunlar çok değerli şeyler. Bu yüzden de şu an eğitimle devam. Eğitim vermek inanılmaz keyifli bir şey gerçekten. Teşekkür ederim bizleri misafir ettiğiniz için. Şimdi izleyicilerimizden gelen sıkı sorular olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Gönderin gelsin. Teşekkür ederim. O zaman ilk sorumuza geçelim. Kolay ve kaliteli video düzenleme için hangi programı kullanmalı? Çok güzel bir soru. Ancak bu soruyu kategorilere ayırırsak güzel olur. Yani bu işi ne amaçla yapacaksınız? Buna göre aslında sorunun cevabı daha net hale geliyor. Eğer bu işi hobi olarak yapacaksınız ya da mesela sadece telefonunuzdan bu işi yapma imkanınız varsa... ...bu durumda size önereceğim uygulama CapCut olabilir veya bunun muadilleri var. Benim tercihim CapCut kat olurdu eğer mobilden edit yapacak olsaydım. Bu hobi kategorisi diyelim. Bir de bunun ileri seviye kategorisi var. Yani ileri seviyeden kastımız şu olabilir. Bu işi ciddi anlamda ileri seviyede yapmak istiyorsanız yani kaliteli işler çıkartmak istiyorsanız mutlaka bunu PC'den yani bilgisayardan yapmanız lazım. Mobilden ileri işler çıkartmak çok da mümkün değil şu anki teknoloji itibariyle. Eğer bilgisayardan çalışacaksak benim tavsiyem Premiere Pro ve After Effects'i iyi bir şekilde öğrenmektir. Tabi bunu da muadilleri var. İşte nedir? DaVinci Resolve var. CapCut'ın PC sürümü var. Benim tavsiyem Premiere Pro ve After Effects'tir. Elbette işlevleri farklı ama şu soru da çok geliyor. Premiere Pro mu After Effects mi? Çevremde birçok insan bu sorunun arasında sıkışıp kalmış durumda. Yani istiyorlar ki tek bir program üzerinde uzmanlaşalım, buradan ilerleyelim. Aynen ama bu soruyu da düzeltmemiz lazım. Evet, o soru o şekilde soruluyor bu arada. After Effects mi Premiere Pro mu? Aslında bu soru yanlış soruluyor. Nesi yanlış? Bunu önce bir çözelim. Premiere Pro ve After Effects aslında aynı şeye hizmet etmiyorlar. Yani şöyle ayrım yapalım. Premiere Pro kurgu uygulamasıdır. After Effects ise VFX yani sanal efektler dediğimiz ya da 2D animasyonun, görsellerin hareketlendirilmiş halini oluşturmaya yarayan bir uygulamadır. Yani siz Premiere Pro'da ileri seviye animasyon yapamazsınız. Ya da After Effects'te rahat bir şekilde kurgu yapamazsınız. Yani teknik olarak tabii ki mümkün. Ancak After Effects kurguya elverişli bir uygulama değildir. Şöyle kısa bir örnekle açıklayalım bunu hatta. Photoshop uygulamasını hepimiz biliyoruz. Photoshop uygulaması nedir? Fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Şimdi Photoshop'ta text aracı var mı? Evet var. Photoshop'ta istesek teknik olarak makale yazmamız mümkün mü? Baştan aşağı ben text aracıyla makale yazabilir miyim? Evet yazabilirim çünkü teknik olarak mümkün. Peki Word uygulaması dururken yani makale yazabileceğim bir uygulama bu word dediğimiz uygulama böyle bir uygulama varken Photoshop'ta makale yazmak ne kadar mantıklı bu örneği Premiere Pro After Effects için verebiliriz zannedersem Photoshop'ta fotoğraf düzenliyoruz Word'de ise makale yazıyoruz şimdi gelelim sorumuzun cevabına After Effects ve Premiere Pro mu ben diyorum ki her iki uygulamayı da öğrenin çünkü ikisi birbirini tamamlayan iki uygulama hani sadece After'da veya Premiere'de kalmayın mümkünse her her ikisini de öğrenin. Bir adım daha önde olun. Sinan Bey video düzenlemede yapay zekada çığır açmaya başladı. Ne diyorsunuz iş gerçekten elden gidiyor mu? Kişisel fikrim yapay zeka işin ustalarına yani sizlere ancak yardım edebilir ancak bir çırak konumunda olabilir diyorum. Evet kesinlikle haklısınız yani yapay zeka bizim yerimize tam geçebilecek bir teknolojide henüz değil ileride ne olur bilemeyiz tabii ki ama şu an yapay zekadan bence korkmayalım. Yapay zeka şu an sizin de dediğiniz gibi aslında bir asistan niteliğindedir. Mesela bir metin yazmaya ihtiyacınız var ne yapıyorsunuz? Chat GPT'ye giriyorsunuz ve Chat GPT'ye makale yazdırıyorsunuz. Bunu bir asistana da yaptırabilirdiniz ama asistana maaş vermek para vermek yerine girin yapay yapay zekaya ve bu işi yapay zekaya yaptırın. O yüzden şu an itibariyle yapay zekadan korkmayalım ama kullanmaya da alışalım. Hani bir adım geride olmayalım. Çünkü yapay zeka işimizi kolaylaştırıyor, zaman kazandırıyor. Bu yüzden mutlaka yapay zekaya bence alışalım. Yapay zekayı öğrenelim. İnsanlar yapay zekada popüler oldukça bu yöntemle para kazanmanın yollarını araştırır pozisyondalar. Bunu en yakın kendi kitlemde görebiliyorum. Bu yüzden size şöyle bir soru soracağım. Sizce bu sektörde kendi kendini geliştirenler bir ajansa bağlı mı kalmalı yoksa freelance mi çalışmalı? Benim tercihim freelance çalışmak olurdu ki bugüne kadar yıllarca freelance çok çalıştım. Herhangi bir yere bağlı olarak çok az yerlerde çalıştım. Hatta bir yer sayabilirim bununla ilgili. Rui Chenet vardı. Full time gitmiştim haftanın 5 günü. Bir de çok kısa Acun Media Akademi dönemi vardı. Yaklaşık 8 ay boyunca kurgu şefi olarak hizmet ettim. Yani kurgu ekibi yetiştirdim orada. Bunun dışında hep freelance çalıştım. Freelance çalışmak tabii ki daha güzel daha avantajlı. Birincisi zamanınızı kendiniz yönetebiliyorsunuz. İkincisi istediğiniz fiyatı karşı tarafa veriyorsunuz. Maaş almıyorsunuz. Maaş almak yerine işbaşı ücret alıyorsunuz. Bu yüzden freelance tabii ki her türlü daha avantajlı. Yani kendi adıma da freelance çalışma yöntemini tek geçiyorum. Özgürlük, kendi işinin patronluğu gibi gibi birçok avantajı var. Tabii bir yandan freelance çalışıyorsanız müşteriye de rahat ulaşmanız gerekiyor. Sizce freelance çalışanlar müşteriye en kolay şekilde nasıl ulaşırlar? özellikle yeni başlıyorsanız ki ben de ilk başlarda yeni başladığımda bu sıkıntıyı çektim. Müşteri bulmak ya da müşteri bulduğunuzda o müşteriyi bağlamak. Asıl mevzu bağlamak zaten. Sırayla gidelim isterseniz çünkü bu işin birkaç aşaması var bana göre. İlk başta bir portfolyonuz olması lazım. Yani portfolyo dediğim şey aslında sizin video edit alanındaki CV'niz yani özgeçmişiniz. Şimdi klasik bir özgeçmiş canlandırmayın bu arada kafanızda çünkü klasik bir özgeçmiş müşteriyi ikna etmez. Müşteri ikna edecek olan asıl şey sizin bugüne kadar yaptığınız video edit işleridir. Yani bütün yaptığınız işleri bir web sitesinde olabilir bu veya hali hazırda portfolyo siteleri var oraya da yükleyebilirsiniz. Bunları tek seferde yani müşterinin tümünü tek seferde görebileceği şekilde o videoları sunmak.

ki müşteri videolarınızı görsün, sizin ne seviyede veya ne kalitede işler çıkartabileceğini görsün ve ona göre size güvenip iş versin. Bu yüzden benim tavsiyem ilk olarak bir portfolyo sitesi hazırlayın ya da hali hazırda portfolyo sitelerine videolarınızı yükleyin ve bunu müşteriye sunun. Gelelim sonraki aşamaya. Aslında çoğumuzun bildiği bir onluk ve benzeri siteler var. Tam da freelance çalışanlar için hazırlanmış siteler bunlar. Ama benim tavsiyem şu yönde olacak. Instagram'da bir sayfa açın, aynı benim yaptığım gibi ve çalışmalarınızı düzenli olarak Instagram'da Reds olarak paylaşın. Gerekirse bazı içeriklerinizi reklam olarak çıkabilirsiniz. Reklam çıktığınızda müşteri gelme ihtimali tabii ki artıyor. Kitleniz oluştuğunda ise mesela 5.000, bin, bin takipçi oldunuz. Müşteri artık kendisi size gelmeye başlıyor. Yani siz müşteri aramıyorsunuz. Müşteri artık size kendiliğinden gelmeye başlıyor. İşin en güzel tarafı da bu. Peki bu video düzenleme sektöründe işi en kazançlı hale getirmenin bir yöntemi var mı? Aslında bir önceki soruda bunu cevaplamıştık. Tekrar bir toparlama yapmış olalım. Kendi sayfanızı açıyorsunuz örneğin Instagram'da ya da YouTube'da ya da TikTok'ta ve kendi kitlenizi oluşturup kendi kitlenize istediğiniz hizmeti istediğiniz fiyata pazarlıyorsunuz bence en mantıklı yöntem bu yani ben de birçok alanda sosyal medyada faaliyet gösteren biriyim ama bizlerin takdir edersiniz ki oturmuş bir sistemi var yeni başlayanların daha fazla kazanca daha fazla müşteriye Bir de tabii ki kaliteli müşteriye ulaşma gibi bir ihtiyaçları var Tabi burada yine aynı noktaya dönmüş olacağız yine kendi kitlenizi oluşturma konusuna yani kendi kitlenizi oluşturduğunuzda güven gerçekten çok üst seviyede oluyor. Çünkü insanlar doğrudan sizin içeriklerinizi izliyorlar. Doğrudan sizinle kontak kurabiliyorlar. Bu sayede de güven zaten en başta bir oluşmuş oluyor. Güven oluşunca da aslında karşı tarafa yüksek fiyat verme ihtimaliniz de artıyor. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Güven ne kadar yüksek olursa karşı tarafa sunabileceğiniz fiyat da o kadar yüksek olabiliyor. Yüksek fiyatta ne demek zaten? Kaliteli müşteri demek. Çünkü vizyonu olan kaliteye odaklanmayan müşteri çok da para vermez. Aksine kaliteye önem veren müşteri ise istediğiniz fiyatı öder. Teşekkür ediyorum. Son bir soru sormak istiyorum. Bana sorarsanız YouTube kaledir. Tüm bu sektöre atılıp, daha sonrasında diğer mecralara örümcek ağı gibi yayıldığım bir platformdur. Sizce YouTube mu, Instagram mı, TikTok mu ya da bunların tümünü bir arada kullanmanın avantaj ya da dezavantajları neler? Evet bu soru da çok soruluyor. Ben her zaman şu cevabı veriyorum. Her yerde aktif olun. Bunun da aslında çok mantıklı bir sebebi var. Nerede patlayacağınız veya nerede bir anda trafiğinizin yükseleceğini bilemiyorsunuz. Kimse bilemiyor. Yani belki YouTube'da patlayacaksınız. Belki Instagram Instagram'da, belki TikTok'ta. Ben mesela YouTube'da aslında bu eğitim işine başladım. Ama YouTube'da ciddi bir trafik yakalayamadım açıkçası. Sonrasında TikTok'a geçtim. TikTok'ta da biraz bir yükselme oldu ama yine de memnun değildim açıkçası. Instagram'a da bir denedik. Instagram'da güzel bir patlama gerçekleşti. Şu an itibariyle geldiğim noktadan gayet mutluyum. Bu yüzden tekrar bir toparlamış olalım. Bu yüzden size tavsiyem her alanda aktif olun. Bugün ekibimle sana misafir olmaktan mutluluk duyduk. Çok keyifli bir sohbet sohbetti izleyicilerimizden ve sizden müsaade istemeden önce sormak ya da söylemek istediğiniz bir konu varsa lütfen buyurun. E evet, çok güzel bir tavsiyem olacak. Ne iş yaparsanız yapın. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer yaptığınız işi severek yapmıyorsanız işinizi lütfen değiştirin. Kendimden en başta da konuşmuştuk bunu. Bir örnek vermiştim. Tekrar özetleyelim. Ben müşteri temsilciliğiyle başladım iş hayatına. Çağrı merkezinde, telefonda, günde 60-70 kişiyle konuşan Biriydim. Ama yaptığım işi sevmiyordum. Ne yaptım? Kurgu sektörüne geçtim. Tamamen alakası olmayan bir sektör bu arada. Ha şu an mutlu muyum? Evet inanılmaz mutluyum. Eğitim vermek inanılmaz keyifli bir şey. Video kurgulamak, özellikle kendi içeriklerinizi kurgulamak çok güzel bir şey. Bu yüzden çok da uzatmayalım. Size tavsiyem seveceğiniz işe odaklanın. Sevmeyeceğiniz iş için hayatınızı vermeyin, zamanınızı harcamayın. Değerli arkadaşlar bugün Sinan Ergin ile çayımızı, kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik ve sohbet ederken neden böyle bir video yapmıyoruz dedik. Sinan Bey bize harika bilgiler verdi. Bunlar altın niteliğinde bilgilerdi. Serimiz devam edecek bizi ağırlayan Sinan Bey'e ve sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.